Osmanlı'dan ne zaman bahsedilse söz dönüp dolaşıp akıncılara gelir. Osmanlı ordusunun bu seçkin askeri gücü Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 16. yüzyılın sonlarına kadar Rumeli ve Avrupa'daki fetihlerde çok büyük rol oynamış, bir uç beyliğinin kısa sürede devlet, sonrasında da bir imparatorluk haline gelmesinde büyük katkıları olmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında sınır boylarında gaza amacıyla saldırılar düzenleyen gaziler zamanla akıncılara dönüştü. Akıncılığın temelinin Osman Gazi döneminde Köse Mihal tarafından atıldığı söylenir. İlk zamanlar akıncı beylerinin çoğu Osman Gazi'nin yoldaşları olan kumandanların çocuklarıydı. Akıncılığın bir ocak şeklinde kurulmasında Orhan Gazi döneminde Gazi Evrenos Bey'in büyük emeği olmuştur. Gazi Evrenos Bey 129 yaşına dek yaşamış ve 4 Osmanlı padişahına hizmet etmişti. 1396 yılında 108 yaşındayken Niğbolu Savaşı'na ve Eflak Seferi'ne katılmış, at üstünde kılıç sallamış efsane bir akıncı beyiydi. Zamanla akıncılık bir sistem haline almış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Avrupa'daki fetihlerinde büyük öneme sahip olmuştur. Akıncılar merkezi bir tarzda idare olunmayıp Rumeli'nde sınır boylarında ocaklar halinde teşkilatlanırlardı. Akıncı beylerini padişah tayin ederdi. Her mıntıkanın akıncı beyi ayrıydı ve mensubu oldukları sülale isimleriyle anılırlardı. Beylik babadan oğula geçerdi. Akıncı beylerinin yetkileri çok genişti. İstediklerini ocağa alır, istemediklerini de ocaktan çıkarabilirlerdi. Payitaht bu işlere hiç karışmazdı. Çok güvenilen akıncı beyleri büyük yetkilere sahipti ve emirleri doğrudan doğruya padişahtan alırdı. Akıncılık yalnızca Türklere has bir askeri sınıftı. En meşhur akıncı aileleri Mihaloğlu, Evrenosoğlu, Turhanoğlu ve Malkoçoğlu aileleriydi. Akıncı olabilmenin en önemli şartı Türk olmaktı. Devşirmelerden, hatta Arnavut ve Boşnak gibi Müslüman toplumlardan bile akıncı alınmazdı. Devşirmelerin devletin her kademesine, sadrazamlığa bile yükselebilme imkanı varken akıncı olmaları imkansızdı. Akıncılar sürekli ordu birliklerine dahil değildi. Osmanlı ordusunun öncü kuvveti olan akıncıların vazifesi, başlarındaki beylerin önderliğinde sınırları korumaktı. Akıncılar bulundukları toprakları korumakla birlikte gelebilecek saldırılara ve tehditlere karşı caydırıcı bir güç konumundaydılar. Rumeli'nde sınır boylarına yakın yerlerde yaşayan akıncılar, bölgelerinde sorun çıkaran düşman ülkelerine ani baskınlar tertipleyerek onları yıpratırlardı. Bu akınlar sırasında aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi toplamak gibi istihbarat görevini de yerine getirirlerdi. Akıncılar savaş zamanında düşman topraklarına genellikle ordudan 4-5 günlük mesafede önden girerler ve orduya yol açmak, keşif yapmak, kritik noktalara düşman sızmasını engellemek ve kurulması muhtemel pusuları bozmak gibi görevler üstlenirlerdi. Savaşta onların ana rolü ön saflarda yer alarak düşmanı demoralize etmek ve bu amaçla gerilla taktiklerini kullanarak düşman birliklerini bozmak veya şok etmekti. Sefer yapılacak ülkede her birliğin ele geçireceği şehir ve kasabalar önceden kararlaştırılır, değişik bölgelere ani ve süratli saldırılar düzenlenerek düşman ülkesini korku içerisinde bırakırlardı. Kasırgalar gibi esip geçen akıncıların ne zaman nerede ortaya çıkacakları hiç belli olmaz, düşman ne yapacağını bilemezdi. Böylece düşmanın iktisadi ve manevi yapısını alt üst ederek savaşın kazanılmasında önemli rol oynarlardı. Ayrıca ordunun yolu üzerindeki erzakların korunması, yerli halktan aldıkları esirler vasıtasıyla düşman hakkında haber toplamak ve köprü, geçit gibi yerleri emniyet altında tutmak da esas vazifeleri arasındaydı. Bindikleri atlar, akıncıların bu hızlı hayatlarına uygun, uzun mesafeleri kısa sürede koşabilecek şekilde yetiştirilen ve birçok meziyeti olan özel akın atlarıydı. Akıncılar sefere çıkarken yanlarında 4-5 at götürürler, yorulan atları konak yerlerinde bırakarak hız kaybetmeden yollarına devam ederlerdi. Sefer dönüşünde de bıraktıkları atlara ganimetlerini yüklerlerdi. En çok kullandıkları silahlar kılıç, kalkan, pala, mızrak ve bozdoğan denilen başı yuvarlak, kısa saplı bir topuzdu. Zırh kullananlar oldukça azdı. Sefere çıkarlarken hızlı hareket edebilmek için yanlarına düşman hududuna yetecek kadar yiyecek alırlar, daha sonrasını kılıçlarıyla kendileri temin ederlerdi. Akıncı kanununa göre eğer bir akıncı beyi bir şehri fethederse buradaki gayrimenkuller devlete ait olurdu. Akıncı beyine de bu bölgenin köyleri tımar olarak dağıtılırdı. Akıncılar barış zamanında kendilerine tesis edilen topraklara ekip biçerler, sefer emri geldiğinde ise akıncı beyleri tarafından toplanıp hücum edilecek bölgeye doğru yola koyulurlardı. Geçimlerini düzenli askerler gibi maaş alarak değil, ganimet ve yağmadan pay alarak temin ediyorlardı. Dolayısıyla akına çıkmak onlar için tek geçim kapısı durumundaydı. Elde ettikleri ganimetin 5'te 1'ini pençik adı altında devlete vergi olarak verdikten sonra kalanla geçimlerini temin ederlerdi. genelde 1000 kişilik topluluklarla sefer düzenlerlerdi ve bir harekatın Akın ismini alabilmesi için o sefere Akıncı Bey'in de katılması gerekirdi. Aksi takdirde bu harekata Akın denmezdi. Ancak Akıncılar yağma amacıyla düşman içine giren ve talanla hayatlarını geçiren bir topluluk değildi. Onlar kendilerine kılıç çekmeyene kılıç çekmez, aman dileyene dokunmazlardı. Serhat topraklarında yaşayan Akıncıların pek çoğu Avrupa ve Balkan dillerini bilen, aynı zamanda bilgili ve kültürlü insanlardı. Bir Akıncı Bey için en önemli başarı unsuru Tuna Nehri karşısına gaza amacıyla kaç defa gitmiş olmaktı ve şöhreti Tuna'yı kaç kez geçtiğine bağlıydı. Bu konuda en önemli isim Mihaloğlu Ali Bey'dir. Tuna'yı tam 330 kez geçmiş ve Akıncılık tarihinde efsane olmuştur. Akıncı birlikleri şu şekilde tanzim edilmişlerdi. 10 Akıncı'ya 10 başı, 100 Akıncı'ya subaşı, 1000 Akıncı'ya da binbaşı kumanda ederdi. Bu kumanda zincirini bütün kuvvetlerin başında olan Akıncı Bey'i tamamlardı. Akıncılığa kabul edilmek çok zordu. Doğrudan doğruya beyin rızası gerekirdi. Çevik, iyi silah ve at kullanan, kuvvetli gençler Akıncı kaydedilirdi. Şimdiki askeri teşkilattaki komando birliklerine benzeyen Akıncılık genelde babadan oğula geçerdi. Şehit olan veya sakat kalanların ya da akına çıkamayacak kadar yaşlananların yerine varsa oğulları, yoksa yakın bir akrabaları kaydedilir, bu da olmazsa iyi ata binen ve silah kullanan gençler birisini kefil göstermek şartıyla ocağa alınırlardı. Bunun dışında gelişigüzel hiç kimse Akıncıların arasına giremezdi. Akıncı eri yüzlerce defa canını ortaya koyduğu için diğer birçok ocağın subayından imtiyazlıydı. Akıncılar içerisinde fedai, dalkılıç, serdengeçli, deli, azap, gönüllü, beşli gibi gruplar vardı. Akıncıların en yiğitleri dalkılıç ve serdengeçli adıyla anılırlardı. Bunlar Akıncıların fedai kısımlarıydı. Bu fedailerin düşman içine dalmak ve sarılmış bulunan bir kaleye girmek gibi çok zor görevleri vardı ve görevden geri dönme ihtimalleri çok azdı. Bu gruplar içerisinde en ilginci ise deli adı verilenlerdir. Düşmanı görünce adeta deliye dönen bu grubun mensuplarını kimse durduramazdı. Ordu ile sefere iştirak ettiklerinde savaşın en ön safında yer alır ve düşmana ilk onlar saldırırlardı. Bu gruptan olanlar bazen hiçbir silah kullanmaz, sadece kendilerini savunmak için yanlarında bulundurdukları kalkanlarla düşmanın içerisine dalar, mermere vurarak sertleştirdikleri o koca elleriyle düşmanın yüzünde şimşekler çaktırırlardı. Kat kat nasır bağlamış bu eller, düşman için kılıçtan daha tesirli bir silah olurdu. Başlarındaki kumandanlarına delibaşı denirdi. Deli süvarisi olmak isteyen cesaretiyle kendini ispatlamak zorundaydı. Kurt, sırtlan, pars gibi vahşi hayvan derilerinden yapılmış elbiseler giyen deliler, görünüşleriyle de düşman ordusunda korku ve panik yaratırdı. 10 ciltlik Osmanlı tarihini yazan ünlü Avusturyalı tarihçi Joseph von Hammer'ın yazdığına göre, düşman topraklarına girdiklerinde küçük gruplara ayrılarak dağılırlarken birbirlerine "Kızıl Elma'da buluşuruz" diyerek ayrılırlardı. Parolaları ise "yazılan gelir başaydı". Yazılan madem başa gelecekti, ölümden korkmak niyeydi? Bu nedenle bu yiğitler gözlerini budaktan sakınmaz, her yerde şehadeti ararlardı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.